daha önce zıt EMK ve endüktif direnç üzerine çekmiş olduğum bir tane video var. Orada zıt EMK'yı ve endüktif direnci detaylıca anlattım. Şimdi endüktif direnç ya da zıt EMK nerede oluşur? Alternatif akım makinelerinde ya da alternatif akım devrelerinde. Burada benim bir tane doğru akım motorum var. Yaklaşık besleme olarak da 24-29 voltlarda bir gerilimle bu doğru akım motorunu beslediğimde bu doğru akım motoru kaç amper akım çekecek? Bu doğru akım motoru doğru akım motoru olduğu için doğru akımda da zıt EMK ya da indüktif direnç oluşmayacağı için uçlarını ölçtüğümde armatür ya da endüvi uçlarını ölçtüğümde kaç ohm çıkıyorsa gerilimi bu dirence böldüğümde bu motorun çekmiş olduğu akımı ne yapmam lazım? Benim bulmam lazım. Ölçelim direncini. Böyle adam akıllı bir temas ettirelim. 20.4. Hatta fırçaların içeride bastığı yer de önemli burada. Bakın 17 ohmlara kadar düştü. Niye? Bastığı kolektör diliminin pis olması, temiz olması önemli. 12 ohm. 14 ohm. Yaklaşık olarak işte 12, 14, 20 ohmlarda bir direnç var. Bu direnç değeri niye değişiyor ben çevirdikçe? Şu nedenden dolayı değişiyor. İçeride sargılar var. Bakın şimdi 18, 19 ohm. Sargılar kolektör dilimlerine çıkarılmış. Bu armatür uçları fırçayla, endüvi uçları fırçayla o kolektör dilimlerine basıyor. Kolektör dilimlerinin aşınmış olması, üzerinde oksidasyon olması önemli. Kim bilir şimdi hangi kolektör dilimine ve hangi sargıya denk geldi. Ama 17 ohm. Hadi varsayın 18, 19, 17 ohmlarda düşünün. Buna örneğin 29-30 voltluk bir gerilim uyguladığımda bu doğru akım motoruna 1,5 amperin üstünde bu doğru akım motorunun akım çekmesi lazım. Niye? Kaynağım işte 24-30 voltlarda, 24-29 voltlarda, bunun direnci belli işte 15-17 ohmlarda. Doğru akım uyguluyorum. Doğru akım motoru olduğu için hani zıt EMK ya da indüktif direnç olmayacağı için sadece benim için her şey ohmik direnç üzerinden dönecek ve 1,5 amper üzerinden bu motor bir akım çekmesi lazım. Şimdi bu motora gerilim verelim ve kaç amper akım çekiyor ona bakalım. Besleme gerilimim trafo çıkışı doğrultulmuş, basit bir filtre edilmiş, atölyeye ait. İşte 28 voltları bulan bir DC gerilim, doğru gerilim. Burada 30 voltluk bir motorum var. Burada nasıl bir devre kurulu? Ampermetrem motor devresine seri bağlı, motorun çekmiş olduğu akımı göreceğim. Ama geçici rejim, motorun ilk devreye girmesi anında çekmiş olduğu akım pikini buradaki ampermetremden görme şansım yok. Onun için yine buraya seri 0,1 ohmluk bir direnç bağladım. Bu direnç üstündeki düşen gerilim aslında bana motorun çekmiş olduğu akımı verecek. Şimdi önce motoru normal bir çalıştıracağım. Daha sonra buradaki ostaskoba zoom yaparak motoru devreye alacağım, çıkartacağım, enerji vereceğim, keseceğim. O şekilde bir çalışma yaptıracağım. Devreye alalım. Motorum şu anda amper kademesinde olduğu için 150 miliamper akım çekiyor. Ostaskoptan bir şey göremediniz. Şimdi biraz sonra ostaskoba zoomlayacağım ve çekimi orada devam edeceğim. Şimdi motora enerji vereceğim. Devreye giriş sırasındaki geçici rejime bakacağız. Durdurdum. Şimdi şuradakiler ne? Önce bunlardan başlayayım. Benim buradaki doğrultma trafom ya da işte doğrultucum 28-29 voltlarda çıkışı köprü diyotla doğrultulmuş. Çok düzgün filtre yapılmamış bir doğrultucu. Zaten frekansta 50 Hz'lerde falan veriyor. Yani onun ripple'ını doğrultma sırasındaki dalgacıkları burada görebiliyorum. Artı doğru akım motorunun zıt EMK'sından kaynaklı bir bozulma var akımda. Onlardan kaynaklı buradaki parazitleri ya da harmonikleri görüyoruz. Benim asıl burada göstermek istediğim şu. Buradaki pik. Bu pik doğru akım motorunun devreye girme sırasında çekmiş olduğu akım. Daha sonra bu akımı çekiyor. Doğru akım motoru boşta olduğu için işte çok hızlı bir şekilde devrine oturuyor. Devrine oturduktan sonra normal akımını çekiyor burada. Ama size göstermek istediğim buradaki devreye giriş sırasında çekmiş olduğu pik akımı geçici rejim. Eğer bir zıt EMK varsa bunu benim
gözlemliyor olabilmem lazım. Nedeni şu, verdiğim gerilim pil üstünden verdiğim için tam doğru bir gerilim. Oluşan zıt EMK tam düz doğru bir gerilim değil. Niye? Çünkü dairesel hareket yapıyor. Dairesel hareket yaptığı için işte sinüs bileşenini alıyoruz. O nedenle burada elde ettiğim zıt EMK işte sinüs bileşenli bir gerilim olması lazım. Bu birbirlerinden ayrı dalga formlarında olduğu için bunları benim ayırıyor olabilmem lazım. Ha, burada tam doğru bir zıt EMK elde etseydim, tam doğru gerilim verip bunları ayırmam çok zordu ama dalga şekilleri farklı. Bu düz bir gerilim verecek, tam bildiğiniz doğru akım. Bu da işte daha dairesel hareket ettiği için yatay bileşenindeki sinüs iz düşümüne benzer bir şey vermesini ben bekliyorum. Nasıl yaptım deneyi? Burada iki tane pilim var, 3 volt. Bir direnç üzerinden geçirdim, 0-1 ohmluk direnç üzerinden. Motorumu o şekilde çalıştırdım. Direnç üzerinden niye geçirdim? Şimdi benim buradaki aslında zıt EMK sonuç itibariyle akım bileşenine ya da akım şeklini etkileyecek. Akım şeklini ben nasıl ölçerim osiloskopta? Direnç üstündeki düşen gerilim aslında benim ne buradaki işte akım grafiğim olacak. Bu şekilde bir ölçme yaptım ve bağlayacağım biraz sonra motorumu şu şekilde ve osiloskopa zoomlayacağım. Osiloskoptaki dalga şeklini yorumlamaya çalışacağım. Şimdi motorun çekmiş olduğu akım bu. Yakalamaya çalışayım pikleri. Bu aslında bana akım şeklini veriyor. Şunu sesini keseyim, nasıl olsa durdurdum. Akım şeklini veriyor. Burada akım yüksek. Akım yüksek olduğu için zıt EMK'nın işte ne diyeyim en düşük olduğu nokta. Zıt EMK'nın en düşük olduğu nokta işte komütasyon noktaları. Çünkü niye? Komütasyonu işte yatayda yakalıyor. En düşük akım şu noktada. Akım en düşük. Akım yükseliyor. Zıt EMK sinüs formunda olursa, zıt EMK sinüs formunda olursa şu noktalardaki gerilim yükselişi de ne diyelim sinüsün tam tersi şeklinde olabilir. Daha denemelerim devam edecek. Hani beklediğim grafik komutasyon noktaları olacak ama şuranın daha sinüs formunda olmasını bekliyordum. Tabii bu tamamen motorun konstrüksiyonuna bağlı. İşte fırçaların konumu, hangi noktada işte enerjiyi kesiyor, hangi noktada bir sonraki bobine enerji veriyor. Bunun için önemli. Bu motorla denemelerim bu. Denemelerim devam edecek. Daha sonra anlamlandırmaya çalışacağım. Bu benim daha önce yapmış olduğum bir setti. İki tane doğru akım motoru burada. 24 volta göre ayarladım. Burada daha düşük gerilimle besleyeceğim için ön direnç var burada. Ön direncin önünden direkt motor uçlarına bu bağlantımı yapacağım. Uçlardan bir tanesi bu. Diğer ucumda hangisi? Şu. Burada lastik var, onu çıkarayım. Motorum dönüyor, daha düşük devirde dönüyor. Şimdi bunun üstündeki grafiğe bakacağım. Yine zoom yapayım. Bu motorda da akım grafiği bu şekilde. Yön değişebilir. Önemli değil. Yani osiloskopu bağladığım uçlar ya da verdiğim gerilim polaritesi ile alakalı. Yine şurada komütasyon noktalarını görüyorum. Bunun zıt EMK'sı biraz daha sinüs formuna yakın. Bu motor da bu şekilde. Diğer motor deneyeyim. Şimdi setin buradaki motoru bağlayalım. Bu motorda da akım bu. Burada mesela durdurayım. Komütasyon noktaları şura ama arada burada sıçramalar var. Gerilim dalgacıkları var. Komütasyon noktaları bu. Bunun devri sesten de anlıyorum daha hızlı. O nedenle hani dalga periyodunun daha kısa olması normal. Şu eğer komütasyon noktasıysa, yakalamaya çalışayım. Şu komütasyon noktasıysa, evet şurası sinüs formuna benzer bir şekilde. Bir burada grafiğim var. Şimdi bunu anlamanın şu yolu var. Eğer ben bir sesini keseyim şunun. Eğer ben bunu dinamo olarak çalıştırırsam bu doğru akım motorunu almış olduğum gerilimde işte zıt EMK'nın akım yansımasını görüyorduk buradaki düşen gerilim direnç üstündeki gerilime bakarak almış olduğum gerilimin de burada ölçme yapmış olduğum işte akım grafiğine benzer bir şekilde olmasını beklerim ben. Onun için ne yapacağım? En temiz gerilimi şöyle söyleyeyim. Şu doğru akım motorundan almıştım. Bunu dinamo olarak kullanacağım. Bu motorla bunu çevireceğim. Lastiğimi takayım. Şu anda bunları lastik üstünden bağladım. Bu motoru çevirdiğimde bunu dinamo olarak kullanacağım. Osiloskopun uçlarını da nereye bağlamam gerekli?
Buradaki motorumu artık dinamo olarak çalıştıracağım. Uçlarına bağlayacağım. Bir ucu burada. Diğer ucu şurası. En temiz bağlantıyı yakalamaya çalışıyor. Değiyor mu? Değen bir yer yok. Şimdi bu motoruma ben gerilimimi uygulayayım ve döndüreyim. Öbür tarafı jeneratör olarak ya da düzeltiyorum. Dinamo olarak çalıştırayım. Bunun bir ucu burada. Diğer ucu burada. Şu anda dönüyor. Bu. Diğer motoru da döndürüyor. Bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz kamerada ama. Dönmesi devam ediyor. Bunun grafiğine bakayım. Şimdi buna zoomlayayım. Dinamo olarak çalıştırdığımda elde ettiğim gerilim bu. Tam yarım sinüsü bitirmeden şu noktalarda komütasyon yapıyor. Yani diğer kolektör dilimlerine geçiyor. Elde ettiğim gerilim bu şekilde. Bak bu tam sinüs formuna yakın bir gerilim elde ediyorum. Arada bazı pikler oluyor. Şimdi videonun bundan sonraki kısmında bunun nedenini açıklamaya çalışayım. Daha önce alternatif akımda zıt EMK'nın nasıl oluştuğu, indüktif direncinin ne anlama geldiği ve faz açısının ne olduğu ile ilgili detaylı video hazırlamıştım. Alternatif akımla ilgili o videoya göz atarsanız sizin için yararlı olacaktır. Şimdi bir iletkende gerilim indüklenebilmesi için değişen manyetik alana maruz kalması gerekmektedir. Burada anahtar kelime değişen manyetik alan. Aynı şart zıt EMK'nın oluşması için de geçerlidir. Zıt EMK değişen manyetik alan içerisinde oluşur. Burada değişen manyetik alan oluşturabilmek için ya iletken sabit olacak, manyetik alan değişen olacak ki bunlar asenkron motorlar, senkron motorlar, servo motorlar, step motorlar, trafolar, AC kontaktörler ve AC selenoidler. Burada alternatif akımın sinüsoidal iki yönlü de hareketinden kaynaklı oluşan değişen manyetik alan bu sargılarda zıt EMK oluşturmaktadır. Bir başka olasılık ne? Bu sefer manyetik alan sabit kalacak, iletken hareket edecek. Bu da bu videoda incelediğimiz DC motorlarda olur. Zıt EMK oluşmayan sistemler ya da durumlarda vardır. Bunlar nerede? DC kontaktörlerde ve DC selenoidlerde olur. Çünkü orada herhangi bir hareket yoktur. Uygulanan gerilim DC olduğu için de değişen manyetik alandan söz edemeyiz ve zıt EMK oluşmaz. Orada tüm hesaplamalar R ohmik direnç üzerinden yürütülür. Doğru akım motorları nedir? Nasıl çalışır? Bunların üstüne detaylıca durmayacağım. Daha önce YouTube kanalına attığım videolar var. Ayrıca Kumanda.org'da da ders notları kısmında bununla ilgili hazırladığım ders notum var. Merak eden arkadaşlar oraya göz atabilirler. Ama temel olarak şundan bahsedeyim. Bir doğru akım motoruna siz akım verdiğinizde örneğin S kutbu altındaki sargılardaki bobinlerde end kutbu oluşacak şekilde ya da işte end kutbu altındaki sargılarda da S kutbu oluşacak şekilde burada kolektör ve fırça bir komütasyon işlemi yapar. S kutbunun altından çıkan sargıda ise örneğin şurada N kutbu olarak çıkar. Bunun üzerindeki akım yönü değiştirilerek S kutbu olacak şekilde bir akım uygulanır ve bu N kutbu tarafından çekilmesi sağlanır. Bu şekilde motor dönüş hareketini sürdürür. Kutuplar arasında hareket eden ya da bizim burada dönen endüğü sargılarında zıt EMK indüklenir. Burada manyetik alan içerisinde kalan iletkende indüklenen gerilim E eşittir BLV sinüs alfa bu meşhur formülümüzle bulunuyor. Burada E indüklenen gerilim B manyetik akı yoğunluğu ile iletkendir. İletkenin manyetik alan içerisinde bulunan uzunluğu ve iletkenin manyetik alan içerisindeki hızı ve alfa iletkenin manyetik akıyı kesme açısı. Gerilimin indüklenebilmesi için manyetik akı ile iletken arasında 90 derece faz farkı olmak zorunda. 90 derece ama benim burada dairesel hareketimde 90 derece bir açı yok. Dairesel bir hareket var. Şimdi bu dairesel hareketin dikey bileşeni kosinüstür, yatay bileşeni sinüstür. Dikeyde bir gerilim indüklenmez çünkü manyetik akıyla hareket aynı yönlüdür. Bu nedenle burada değişen manyetik alandan söz edemeyiz ama yataydaki sinüs formunda ise işte manyetik akıyı dik kesen kısmı budur ve bir gerilim indüklenir. Bu nedenle sinüs formundadır ya da hesaplamalarımızda sinüs kullanırız. Her ne kadar gerçekte alınan yol bu olsa da bunun manyetik akıyı dik kesen kısmı bu kadardır. Doğru akım motorumda indüvi sargılarım NS kutupları arasında dönüyor. Şurası benim kutup eksenim. Şu anı düşünürseniz E eşittir BLV ve en büyük gerilim burada indüklenir. Niye? Çünkü tam kutup eksenindedir ve hareket manyetik akıya diktir. Ama buradan nötr eksenine gelene kadar yaptığı dairesel harekette eşittir BLV sinüs alfa formülü ne yaparım ben? Kullanırım ve zıt EMK'nın formu da bu şekilde olur. Ve artık nötr eksenine geldiğinde ise bu da tamamen hani az önce kosinüste bahsetmiştim ya manyetik akıyla hareket yönü paraleldir. Aynı doğrultudadır. Bir gerilim indüklenmez ama bu dairesel hareket ettiği için bu sefer ters yönde S kutbu altına girecektir.
Şimdi bir doğru akım motorunu dinamo olarak bağladığımda elde etmeyi planladığım gerilim, ama bu gerilim benim buradaki doğru akım motorunun kolektör sayısıyla ve fırça sayısıyla değişmekte. Kolektör sayısı ne kadar fazlaysa benim içerisindeki bobin grup sayım o kadar fazladır ve şu aralarda da, bakın şu aralarda da diğer sargıların ürettiği gerilimler olacaktır. Buradaki dalgıcıklanma ya da ripple'lanma çok daha az olacaktır. Peki benim dinamo olarak çalıştırdığımda elde ettiğim gerilim neydi? Osiloskopta ölçtüğüm sağdaki şekil gibi. Şu pikler ne? Bu pikler şu komütasyon anında sargılardan enerjinin ya da akımın kesilmesi ya da akımın tekrar verilmesi sırasında, birazdan bahsedeceğim, ters indüksiyon gerilimleri olur. Ters indüksiyon gerilimleri bazen kendisini oluşturan gerilimden çok daha yüksek değerlere çıkabilir. Bunlar onlar. Yani ters indüksiyon gerilimlerinin pikleri. Burada kimisinde işte sinüs formuna benziyor, kimisinde yarı kesilmiş komütasyon noktaları. Bunun nedeni ne? Şimdi endüvi reaksiyonundan dolayı her zaman nötr eksenine konmaz fırçalar bir miktar kutulara doğru kaydırılır. Ondan kaynaklanıyor olabilir. Bunun içerisinde bir sürü parametre giriyor. O parametrelerden bir tanesi de şu. İşte kolektör dilimlerinin temiz olup olmaması. Kolektör dilimleri, çünkü bu kullanılmış bir motor. Benim deneyde kullanmış olduğum motor daha önce kullanılmış bir motor. Ve kolektör dilimlerinin üstü pis olabilir, üstünde oksidasyon olabilir, işte karbonlaşma olabilir. Bu nedenle temas dirençlerinde sıkıntılar yaşanabilir. Ondan kaynaklı noktalar olabilir. En temel haliyle benim oluşan zıt EMK'm dinamomdan aldığım gerilim şeklinde olacak. Yani motor olarak çalıştırdığımda oluşan zıt EMK dinamo olarak çalıştırdığımda alacağım gerilime benzer formda olacak. En temel haliyle bu olmasını bekliyorum. Ama ben buna tam doğru bir gerilim verdiğimi düşünüyorum motorun. Bu sefer ne olacak? Buradan çekilen akım, motorun çekmiş olduğu akım zıt EMK ile verilmiş olan gerilimin farkındaki formda çekilecek bir akım. Yani şuradaki motora vermiş olduğum gerilimden zıt EMK'ya çıkarttığımda benim böyle bir motor uçlarında gerilim olacak ve bu gerilime göre işte motor bir akım çekecek. Bu akımı da ben bir küçük direnç üzerinden geçirmiştim deney sırasında ve o direnç üzerinden düşen gerilimi almıştım akım formu olarak osiloskopta ve bu şekilde elde etmiştik. Bakın şu küçük motorda muhtemelen kolektör dilimlerinin sayısı daha az. Çünkü işte gövde küçük olduğu için sargı sayısı az. Bu forma benziyor. Şuralar yine komütasyon noktası. Ama örneğin motorumu biraz daha büyüttüğümde elde ettiğim gerilim bu şekilde. Dediğim gibi fırçaların nerede olduğu, diğer harmonikler, komütasyon noktaları bunun için önemli. Ama elde ettiğim grafik tam olarak buydu. Doğru akım motorlarının üstünde motora giden kabloların ferit nüveden birinin ya da ikisinin ferit nüveden geçirildiğini gördünüz mü bilmiyorum ama burada iki tane örneği var. Bakın burada ferit nüve, burada da bu büzüşmeli makaronun altında bir tane ferit nüve var. Motora giden kablo ya da kablolar bu ferit nüveden geçiriliyor. Peki bunun nedeni ne? Şimdi çekmiş olduğu akıma bakalım. Devreye alayım. Bakın durdurdum. Akımı görüyorsunuz burada. Ne diyelim, şurayı sıfır kabul edersek 2 kare, hatta belki bir miktar 2 karenin üstünde. Bu şu anda ferit nüve yokken çekmiş olduğu akım. Motoruma seri olarak bu ferit nüveli önce bobini bağlayacağım. Motora seri olarak ferit nüveyi bağladım. Şimdi yine osiloskopa zoom yapacağım. Ve şimdi devreye alacağım. Devreye alayım. Bakın ferit nüveyi bağladıktan sonra çekmiş olduğu devreye giriş akımı. Dikkat ederseniz burada akım miktarı çektiği, devreye giriş sırasında çekmiş olduğu pik akım miktarında bir miktar düşme var. Aklınıza şu gelebilir. İyi de bu ferit nüveyi koyduk, buraya bir direnç oluşturduk. Bu direnç işte boş yere enerji sarfiyatı yapacak mı? Şu anda ferit nüve uçlarındaki gerilimi ölçüyorum milivolt kademesinde. Ferit nüve üzerinde 0,2 milivoltluk bir gerilim düşüm var. Burada daha çok ferit nüvenin ohmik direnci değil de endüktansından, endüktif direncinden yararlanıyoruz. Endüktif dirençlerde de güç kaybı olmaz. Sadece buradaki ohmik direnç üzerinde güç kaybı olur. O nedenle hani zannettiğiniz gibi buradaki bobinde, ferit nüveli bobinde bir güç sarfiyatı zannettiğiniz değerlerde değil. Üstünden düşen gerilim 0,2 milivolt.
videonun başında bir hesap yapmıştım. İşte orada kolektör dilimlerini değiştirdikçe direnç değişmişti ama 17 ohm olarak kabul ettiğimde 28 volt uyguladığımda 28 bölü 17 1.64 amper bu motorumun akım çekmesini bekliyorum demiştim. Yani 1647 miliamper akım çekmesini bekliyorum demiştim ama ölçülen değer 150 miliamperdi. Yani aslında benim öngördüğüm akımın 11 misli küçük bir akım çekmişti motorum. Bu devreye giriş sırasında benim motorumun çekmiş olduğu pik akımı. Şimdi şu kısım sanki sıfır gibi geliyor ama bu benim osiloskoptan kaynaklanan bir durum. Aslında benim osiloskobum gerilimin doğru akım bileşeninin alt kısmını sıfır olarak alıyor. Üst kısmındaki dalgacıklanmaları işte eksene koyuyor. Bunun bir ayarı var mı bu osiloskopta bilmiyorum. Osiloskop zaten çok basit bir osiloskop. Ama hani buradaki osiloskop görüntüsü şu Photoshop'ta düzenlenip şöyle bir şey olması lazım. Bu benim motorumun devreye giriş anında çekmiş olduğu akım, motorun boşta olduğu için de çok çabuk devrine oturduğu için şu akımı siz hani bir asenkron motordaki gibi uzatılmış bir iki saniye değil de birkaç milisaniyelik şekliyle görüyoruz. Peki bu fark nereden kaynaklanıyor? Bu fark şuradan kaynaklanıyor. Benim doğru akım motorumda endüvi sargıları kutup altından hareketli olduğu için zıt EMK oluşuyor. Normalde benim bir doğru akım motorumun çekmiş olduğu akım V eşittir E zıt bölü RA'dır. Ama ilk anda, ilk durma anında E zıt oluşmadığı için V bölü RA'dır. Yani hani ilk başta yapmış olduğum hesaplama vardı ya, şuna dönelim. 1647 miliamper. 1647 miliamper aslında benim doğru akım motorumun devreye girme sırasında çekmiş olduğu akım. Daha sonra şurada zıt EMK oluştukça benim akımım normal değerine oturdu. Daha sonradan ben motorumun devresine bir bobin bağlamıştım. Aynı zamanda motor uçlarında bu mercimek kondansatörleri de görürsünüz. Peki bobin akım değerini nasıl kırdı ya da akım değerini devreye giriş sırasında pik akım değerini nasıl düşürdü? O da yine zıt EMK'da oldu. Zıt EMK'nın bir formülü de E eşittir dφ bölü dt'dir. Yani manyetik akıdaki değişim hızıdır ya da dI bölü dt'dir. Yine manyetik akıyı akım oluşturduğu için dI bölü dt de diyebilirsiniz. Şimdi osiloskopumda şu iki kare arası 0.2 saniye. Yani 200 milisaniyelik bir alan ve ben bunu elle anahtarlama yaptım. Elde değil de bir elektronik yarı iletken anahtarlama elemanıyla yapsaydım bu anahtarlama hızım daha da fazla olacaktı. Ve dikkat edecek olursanız buradaki akımın yani dolayısıyla manyetik akının değişim hızı çok fazla. Çok hızlı. Çok hızlı olduğu için zıt EMK çok bu bir türev yani manyetik akının aslında bana değişimini veriyor. Ve buradaki türev diyelim manyetik akıdaki değişim hızım çok yüksek olduğu için bir zıt EMK oluşuyor. Peki bu zıt EMK nerede oluşuyor? Motorun devresine bağlamış olduğum ferit nüvede oluşuyor. Buradaki bobinde. Oluşan bu zıt EMK da yine bu bobin üzerinden geçirmiş çalıştığı motor akımına ters yönde olacağı için işte motor akımını değerini bir noktada sınırlandırmaya yarıyor. Daha sonra zaten gördüğünüz üzerinde çok büyük bir gerilim düşümü yok ama benim için burada önemli olan bunun devreye giriş sırasındaki ani akım değişiminde oluşturmuş olduğu işte türevsel zıt EMK ile akımı sınırlaması. Peki bu mercimek kondansatör ne işe yarıyor? Yine burada motora ilk siz devreye giriş sırasında akım verdiğinizde yine burada bahsettiğim nedenlerden dolayı aynı pik zıt EMK endüvi sargılarında da oluşuyor. Peki bunu ben yarı iletken anahtarlama elemanıyla eğer sürüyorsam o yarı iletken anahtarlamanın bir delinme gerilimi var. Bu delinme gerilimin üstüne geçtiği zaman da ne yapacak? Oradaki MOSFET ise ya da işte transistör ise onun zarar görmesine neden olacak. Onu engellemek için yani endüvinin uçlarında ilk devreye giriş sırasında oluşan yüksek zıt EMK piklerini kendi üstünde sönümlemesi ve bunu süren yarı iletken elemana zarar vermemesi için burada mercimek kondansatörler kullanılır. Bu videoda doğru akım motorlarının devreye giriş sırasında çekmiş oldukları akımları ve zıt EMK'yı inceledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.